Gelelim arkadaşlar su ekosistemleri ve su döngüsüne. Ekosistemlerden arkadaşlar su ekosistemine başlangıç yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ekosistem neydi? Canlıların yaşadığı yerdi. Sular da arkadaşlar canlıların yaşadığı alan. Yani bakalım su ekosistemlerine. Arkadaşlar karasal su ekosistemi var. Biliyorsunuz karalar içerisinde göller var, akarsular var, bataklıklar var. Bunlar karasal su ekosistemleri. Bir de denizsel su ekosistemleri var. Okyanus ve deniz gibi sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ekosistemlerle alakalı şunları bileceğiz. Mesela akarsu ekosistemi. Bir akarsu ekosistemi düşünün arkadaşlar. Akarsu kendi yatağında akıp gidiyor arkadaşlar ve ne yapıyor? Denize dökülüyor. Peki akarsuyun arkadaşlar doğduğu yere biz ne demiştik? Kaynak demiştik. Denize ya da göle döküldüğü yere de ne isim veriyorduk bizler? Ağız veriyorduk. Şimdi bize şunu soracaklar. Diyecekler ki bir akarsu ekosisteminde canlı çeşitliliğinin sevgili arkadaşlar en fazla olduğu yer neresidir diye soracaklar. Biz hemen diyeceğiz ki ağız kısmıdır. Tekrar ediyorum, bir akarsu ekosisteminde canlı çeşitliliği en fazla nerededir? Ağız kısmıdır. Neden? Çünkü tatlı suyla tuzlu suyun karıştığı nokta olan akarsuyun ağız kısmı çok fazla canlı çeşitliliği barındırır arkadaşlar, bilginiz olsun. Peki hocam, bir akarsu ekosisteminde canlı çeşitliliğinin en az olduğu yer neresidir diye sorulduğunda akarsuyun en hızlı aktığı yer, yani eğimin en fazla olduğu yerdir. Akarsuyun en hızlı aktığı yerde akarsu çok fazla malzeme koparacaktır. Alüvyoller, taşlar, kumlar. Dolayısıyla çok bulanık olan bu suda canlı çeşitliliği ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman unutmayın, bir akarsu ekosisteminde canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yer ağız kısmıdır. Canlı çeşitliliğinin en az olduğu yer ise arkadaşlar eğimin en fazla olduğu, akarsuyun en hızlı aktığı yerdir diye ifade ediyorum sevgili arkadaşlar. Peki geldim. Okyanus ve deniz ekosistemleri, yani denizsel ekosistemler. Yine okyanuslar ve denizlerde de arkadaşlar biliyorsunuz çok fazla canlı çeşitliliği bulunur. Hatta özellikle arkadaşlar dünyada okyanus ve denizlerde canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yer Avustralya'dır. Avustralya'nın arkadaşlar çevresinde mercanlar vardır. Bakın mercanların olduğu resifler denizlerin canlı çeşidi ve miktarı bakımından en verimli bölgelerdir. Mercanlar ekosferin en zengin, en karmaşık beslenme damarlarıdır. O zaman bize sorarlarsa şayet okyanus ve deniz ekosistemlerinde canlı çeşitliliği fazla mıdır? Çok fazladır. Peki dünyada okyanus ve deniz ekosistemlerinde canlı çeşitliliği en fazla nerededir? Avustralya çevresindedir. Avustralya çevresinde, bir daha söylüyorum arkadaşlar, Avustralya çevresinde mercan adı verilen adalar vardır. Mercan adaları, resifler, atoller. Buralar arkadaşlar canlı çeşitliliğin en fazla olduğu yerdir. Peki hocam, yani bir okyanus ekosisteminde ya da bir deniz ekosisteminde canlı çeşitliliğinin en az olduğu yer neresidir? Arkadaşlar buralarda dikkat etmeniz gereken şey şu. Birçok canlının yaşaması için arkadaşlar ışık ve oksijene ihtiyaç duyduğunu mutlaka bileceğiz biz. Dolayısıyla arkadaşlar okyanusların bazı derin kısımlarında, özellikle şöyle söyleyelim, 200 metre derinlikten sonra arkadaşlar güneş ışınlarının geçişi azalır. Deniz ve okyanuslarda çözünmüş oksijen miktarı 200 metreden sonra azalmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar 200 metreden sonra deniz ve okyanuslarda canlı çeşitliliğinin azaldığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim size. Peki başka nerelerde fazladır? Avustralya çevresinde fazladır. Bir de arkadaşlar sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaştıkları yer var. Bu alanlarda arkadaşlar yine canlı çeşitliliği fazladır diyebiliriz. Okyanus ve deniz ekosistemi için canlar. Peki gelin bakalım arkadaşlar, bir su döngüsüne bakalım sizde. Önemlidir, karşımıza soru olarak gelebilir. Şunu unutmayın, dünyada tek damla dahi su kaybolmaz. Sürekli bir döngü halindedir. Denizlerden, okyanuslardan, göllerden, buzullardan buharlaşan sular yükselir. Sonrasında yoğunlaşır, tekrar yeryüzüne geri döner arkadaşlar. Bu sürekli kendi kendine devam eder arkadaşlar. Buna biz su döngüsü ismini veriyoruz. Peki su döngüsünü başlatan olay nedir diye sorulduğunda arkadaşlar güneştir. Yani sıcaklıktır. Isınan su buharlaşacaktır. Bakınız arkadaşlar. Ya da bitkilerden sıcaklığın etkisiyle terleyecektir. Daha sonra buharlaşan su yükselecek, yükseldikçe soğuyacak ve yoğunlaşmaya başlayacaktır. Daha sonrasında yağış olarak yeryüzüne düşecek, yüzey akışlarıyla birlikte arkadaşlar ve yeraltı akışlarıyla birlikte tekrardan hidrosfere dönecektir. Dünyada diyorum, bir daha diyorum, tek damla dahi su kaybolmaz. Çünkü dünya suyu bir döngü halindedir. Su belirli alanlardan güneş enerjisinin etkisiyle birlikte buharlaşır. Bitkilerden tellemeyle beraber yükselir. Yükseldikçe soğur, yoğunlaşır, yağış olarak yeryüzüne düşer. Yüzeysel akış, yeraltı akışıyla birlikte tekrardan bir döngü halinde devam eder gider arkadaşlar. Peki
Konuyu öğrendik. Gelelim arkadaşlar çözümlü sorularımızla birlikte pekiştirelim şimdi burayı. Peki bakalım. Akarsu vadilerinin dar, akış hızlarının yüksek olduğu akarsularda canlı çeşitliliği az olur. Ben bunu biraz önce söyledim. Dedim ki akarsuyun hızlı aktığı yerde taşıdığı taş, toprak, kum fazla olduğu için oralarda canlı çeşitliliği ne yapar? Azalır arkadaşlar. Haritada numaralandırılmış akarsu bölgelerinin arazi eğimleri göz önüne alınırsa hangisinin canlı çeşitliliği daha az olur? Yani diyor ki hangisi eğimli bir bölgeden akar, hangisi dağlık bir yerden akar? Tabii ki Karadeniz alacağız. TYT'de de konuşmuştuk. Karadeniz bölgesi dağlık, engebeli bir yer. Bu yüzden de akarsuların yatak eğimi fazla, akış hızı fazla. O zaman da taşıdığı taş, toprak fazla. Bu da canlı çeşitliliğini olumsuz yönde ne yapar? Etkiler. Yer şekilleriyle bağdaştırıyoruz. Lütfen karıştırmayın. Peki geldim. Su ekosistemlerinin önemli bir parçası olan akarsuların özelliklerinden hangileri barındırdığı hayvan türü ve sayısı üzerinde etkilidir demiş. Akarsuyun akış hızı etkili. Debisi akış hızını etkiliyor yine etkili. Alüvyal yükü etkili. Yük fazlaysa canlı çeşitliliği az. Yük fazla azsa canlı çeşitliliği fazla oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar üçünü de aldığımıza göre cevabımız E olacak. Cıks cıks diyor ve doğru seçeneği işaretliyoruz. Gelelim arkadaşlar konuyu öğrendik, pekiştirdik. Şimdi de sevgili arkadaşlar uygula kısmıyla uygulayalım arkadaşlar. Başlayalım. Görüyorsunuz bir su döngüsü kesit verilmiş arkadaşlar yukarıda. Yukarıda görselde ifade edilen su çevrimi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlış bir bilgidir demiş. Su karalar ve atmosfer arasında hareket eder. Doğrudur, buharlaşır tekrar döner. Buharlaşma suyun nem halinde yoğunlaşarak buharı oluşturur. Doğrudur. Çevrim sürecinde bir miktar su doğal yollarla kayba uğrar. Hayır. Bak ne dedim? Tek damla dahi su kaybolmaz arkadaşlar. Su döngüsü sırasında bir damla dahi su kaybolmaz. Su sürekli döngü halindedir dedik. Bilginiz olsun canlar. Peki gelelim. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinde böyle bir durum görülmez diyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Görülmez diyor. Buyurun gelin birlikte bir bakalım. Bir akarsuda eğim kesitleri ve çağlayanlar varsa biyolojik üretim ve çeşitlilik az olur. Niye? Eğim varsa akarsu hızlı akar. Taşıdığı kum, çakıl, alüvyol artar. Bu da canlı çeşitliliğini azaltır. Bilginiz olsun. Yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde bol miktarda alüvyol malzeme taşıyorsa suyun bulanık olması birçok canlı için olumsuz sonuç doğurur diyor. Doğru. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinde böyle bir durum görülmez. Yani diyor ki hangisi daha düz bir yerden akar? Aras, Doğu Anadolu, eğimli. Çoruh, Karadeniz, eğimli. Kura, Doğu Anadolu, eğimli. Kızılırmak, Orta Karadeniz. Fena değil, eğimli. Ama Ergene. Ergene Nehri Marmara'dadır. Dümdüz yerden akar. Bu yüzden de akış hızı daha azdır. Akış hızı az olduğu için taşıdığı alüvyoller az. Bu yüzden de arkadaşlar canlı çeşitliliği daha fazladır diyoruz. Cevabımız B seçeneği olacak. Cıks cıks diyor ve devam ediyoruz. Haydi bakalım. Su döngüsündeydik zaten. Türkiye'deki arkadaşlar sulak alanlar ve Ramsar Sözleşmesi. Şimdi buraya dikkat edeceğiz. Arkadaşlar sulak alanlar dünyanın en büyük ekosistem alanlarıdır. Bilginiz olsun diyelim. Sulak alanlar dünyanın en önemli ekosistemleridir. Bunu unutmuyorsunuz. Tamam. Neden? Çünkü sulak alanlarda çok fazla canlı çeşitliliği yaşıyor. Aynı zamanda da farklı canlı çeşitlerine sulak alanlar ev sahipliği yapıyor arkadaşlar. Sulak alanlarda arkadaşlar biyolojik çeşitlilik çok fazla olduğu için sulak alanların yok olması, sulak alanların tahrip edilmesi arkadaşlar biyolojik çeşitliliğin de ciddi anlamda zarar görmesine arkadaşlar sebep oluyor. Bu yüzden de sulak alanlar korunmalıdır düşüncesi var. Bununla alakalı ileride göreceğiz çok fazla arkadaşlar anlaşma ve sözleşme var. Bu anlaşma ve sözleşmelerden en önemlilerinden bir tanesi Ramsar Sözleşmesi'dir. Ramsar Sözleşmesi İran'ın arkadaşlar Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanmıştır. Amaç dünyada tehlikede olan kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış sulak alanların korunmasıdır arkadaşlar. Ülkemiz Ramsar Sözleşmesi'ni ilk başta imzalamasa da 1990'lı yıllarda 14 sulak alanla birlikte arkadaşlar Ramsar Sözleşmesi'ne dahil olmuştur. Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi'ne dahil olan yerler Manyas Gölü, Ulubat Gölü, Gediz Deltası, Burdur Gölü, Kızılırın Obruğu, Mekem Ağrı, Göksu Deltası, Yumurtalık Lagünü, Akyatan, Sultan Sazlı, Seyfe Gölü, Kızılırmak, Kars Kuyucak ve en son eklenen de Nemrut'tur. Şunu unutmayın arkadaşlar, en son alınan Ramsar Sözleşmesi'ne en son alınan sulak alanımız da Nemrut krateridir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi
Arkadaşlar evet Ramsar Sözleşmesi'ne dahil etmişiz ama buna rağmen koruyabilmiş miyiz? Ramsar Sözleşmesi koruyabilmiş mi? Hayır. Mekke tuzlası arkadaşlar kurumuş durumda şu anda. Niye? Tarımda sulama yapabilmek için yeraltı sularının aşırı derecede çekilmesi, dünyanın nazar boncuğu dediğimiz Mekke tuzlasını kuruttu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şurada bir kavram var arkadaşlar. Vermek istiyorum. Aurosoller. Aurosol. Bu ne demek? Arkadaşlar aurosol tuz damlacığıdır. Tuz damlacığıdır. Bu tuz damlacıklar arkadaşlar denizlerde olur. Denizlerde aşırı ısınma ve buharlaşmaya bağlı olarak tuz damlacıklar arkadaşlar sıçrayarak atmosferin içerisine karışır ve bu aurosol adı verdiğimiz su damlacıkları yağış için olmazsa olmazdır. Bu tuz damlacıkları atmosfere karışarak yoğunlaşmayı gerçekleştirir ve bunun sonucunda da arkadaşlar yağış dünyaya düşer arkadaşlar, bilginiz olsun. Bakın ne diyor kitabımız. Atmosferde yağışın oluşabilmesi için gerekli koşullardan biri de yoğunlaşma çekirdeklerinin bulunmasıdır. Okyanusların yüzeyinde dalgaların etkisiyle sayısız küçük hava kabarcığı patlamaktadır. Deniz tuzlanınca zengin pek çok su damlacığı atmosfere fırlatılmaktadır. Bu su damlacıklarına aurosol denir. Bu aurosoller o atmosfere fırlayan aurosoller yoğunlaşmayı gerçekleştirip yağışa sebep olur arkadaşlar. Peki hocam su döngüsünün yararları nelerdir? Arkadaşlar su döngüsü olmasaydı eğer var ya şu anda dünyada canlı olmazdı. Yani faydası neler diyoruz ya? Kesinlikle ama kesinlikle dünyada canlı olmazdı. Niye? Çünkü su buharlaşır gider. Bir daha da dünyada tek bir damla dahi su kalmazdı. Su olmadan insan olmaz, canlı olmaz, biyolojik çeşitlilik de olmaz arkadaşlar. Peki biz gene de bakalım faydaları neler? Arkadaşlar bir kere toprağa faydalı. Niye? Yukarıdan aşağıya doğru düşüyor yağmur damlaları ve toprağın fiziksel, kimyasal ayrışmasını oluşturuyor, sağlıyor. Bitkilere arkadaşlar geliyor. Bitkilere fayda sağlıyor. Zaten bitkiler su olmadan ne yapamaz? Ne fotosentez yapabilir ne de yaşayabilirler. Hayvanlar arkadaşlar suyun devamlılığı ve biyoçeşitliliği arkadaşlar için su döngüsü kesinlikle ama kesinlikle var olmalıdır arkadaşlar. Suyun devamlılığını sağlar en güzel yanı o. Su gider gelir gider gelir gider gelir arkadaşlar dünyada tek damla dahi su kaybolmaz. Peki hocam yani madem su döngüsü var madem dünyada tek damla dahi su kaybolmuyor o zaman nedir bu çığırtkanlık? Gelecekte savaşlar su için çıkacak içmeye su bulamayacağız niye bağırıyorlar diyenler olabilir. Arkadaşlar orada insanı korkutan şu, evet dünyada su kaybolmaz ama içilebilir su tükeniyor arkadaşlar. Tatlı su tükeniyor, bilginiz olsun. İnsanları korkutan, insanları endişelendiren de tam olarak bu maalesef arkadaşlar. Geldim arkadaşlar, biyolojik ekosistem ve madde döngülerini gördük. Şimdi arkadaşlar pekiştir kısmıyla devam edeceğiz. Pekiştirelim arkadaşlar çözümlü sorularımızla birlikte. Peki bakıyoruz şimdi pekiştirme kısmında arkadaşlar, bu niye tam kaydı? Yukarıdaki görsel ile ifade edilen su yüzeyinde parlayan minik hava kabarcıkları ile atmosfere fırlatılan tuz kristalleri aşağıdakilerden hangisine neden olmaz demiş. Yoğunlaşmaya neden olur mu aurosoller? Olur. Kuraklığı engeller mi? Yağışa sebep olduğu için kuraklığı engeller. Gübre görevi yapar mı? Yapar. Sıcaklık değerlerini düşürür mü? Maalesef arkadaşlar öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yani o aurosol dediğimiz tuz damlacıklarının sıcaklık değerlerini düşürme gibi bir şey yoktur. Çünkü sıcaklık güneş enerjisiyle birlikte ne yapar? Güneşten gelir. Yani aurosollerin ona etki etme şansı kesinlikle yok. Su döngüsünde en büyük buharlaşma kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar buharlaşma yüzeyi genişledikçe buharlaşma miktarı da artar. Yüz ölçümü en geniş olan su yüzeyi hangisidir? Okyanuslardır. O yüzden de en çok buharlaşma okyanuslarda olur arkadaşlar. Bilgisini vermiş olalım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar pekiştirmesini yaptık. Şimdi sizlerle birlikte uygula diyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri bu sorularda gelin birlikte uygulayalım. Buna göre haritadaki numaralı bölgelerin hangisinde atmosferdeki nem oranı daha az olur? Sana diyor ki hangisi daha çöldür diyor ya da hangisi çöldür diyor. Ekvator en nemli. Burası deniz kenarı nemli. Burası Muson Asyası nemli. Burası deniz kenarı nemli. Ama bir Büyük Sahra Çölü. Bu yüzden de arkadaşlar Büyük Sahra Çölü'nde nem oranı arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle daha azdır diyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki geldim canlar. Su molekülleri güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle litosfere, hidrosfere, atmosfer arasında hareket ederek su döngüsünü oluşturur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün aşamaları arasında yer almaz? Buharlaşma olacak, terleme olacak, yoğunlaşma olacak, yağış olacak arkadaşlar. Buharlaşma var, terleme var, yağış var, yoğunlaşma var ama donma yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam. Peki geldim. Üçüncü sorumuz.
Bitkiler tellemesiyle atmosfere nemin %10'unu katar diyor. Doğrudur. Buna göre aşağıdaki verilen bitki örtüsü göz önüne alındığında hangisinin neme katkısının daha fazla olduğu görülür demiş. Hangisi daha nemli bir yerdir? Hangisi daha yağışlı bir yerdir? Hangisi daha işte bitki örtüsünün en gür olduğu yerdir diye soruyor bana. Ben biliyorum ki dünyada bitki örtüsünün en gür olduğu yer ekvatordur. Doğru mudur? Amazon ormanlarıdır. Balta girmemiş ormanlardır. Hemen bakıyorum arkadaşlar, Amazon ormanlarını görüp işaretliyorum. Hocam Amazon olmasaydı Kongo ormanlarını alırdın. Olmazsa hocam ya o zaman da Endonezya, Malezya. Hocam o da yok. O zaman Muson Asya'sına gideceksin arkadaşım. Yapacak çok bir şey yok. Peki devam. Gelelim arkadaşlar besin zincirine. Arkadaşlar canlıların varlığını sağlayabilmesi için bu besin zinciri de olmazsa olmazlardandır. Enerji akışı da denir. Buna besin zinciri de denir. Anlatabildiğim kadar basite indirgeyerek anlatacağım arkadaşlar. Çok da sizi boğmak istemiyorum. Arkadaşlar bu dünyada besini üreten bazı canlılar vardır ki biz bunlara üreticiler deriz ki bunlar genelde bitkidir arkadaşlar, bilginiz olsun. Üreticiler, bunlar genelde bitkidir. Arkadaşlar dikkat ederseniz eğer en altta ne var? Bir bitki var. Bitki arkadaşlar üretici görevi ne yapar? Görür arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olalım. Bitkiler güneşten aldığı enerjiyi arkadaşlar ne yaparlar? Fotosentezle birlikte kullanırlar ve bir kısmını yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için, büyümek için, dal çıkarmak için, yaprak çıkarmak için kullanırken bir kısım enerjiyi de arkadaşlar %10'unu kadarını kendi bünyesinde depolarlar. Bitkinin bünyesinde güneşten aldığın enerjinin %10'u depolu olarak bulunur. Daha sonrasında bir ot obur gelir arkadaşlar, o bitkiyi yer. Birincil tüketici. Bitkinin o bünyesindeki %10'luk enerjiyi alır ve bünyesine depolar. Sağa sola koşarken bu enerjinin arkadaşlar bir kısmını kullanır. %10'unu ise yine kendi vücudunda depolar. Daha sonra et oburu gelir, ot oburu yer, bünyesindeki enerjiyi alır. Sağa sola koşarken bir kısmını kullanır, geriye kalanı da vücudunda depolar. Bu da ikinci tüketici olarak ifade ediliyor. İşte buna sevgili arkadaşlar biz ne diyoruz diye sorulduğunda biz buna enerji piramidi diyoruz arkadaşlar. Enerji piramidi üreticilerden başlıyor, tüketicilere kadar gidiyor. Tüketiciler birincil tüketici, ikincil tüketici olarak, üçüncül tüketici olarak ifade ediliyor. En sonunda ayrıştırıcılar devreye giriyor. Peki hocam, şimdi anladım ben. Ot, otobur, etobur. E hocam üçüncül tüketici. Etoburla beslenen etoburlar vardır arkadaşlar. Onları da en üste koyarız. Hatta insanı bu piramidin en tepesine koymak da mümkündür. En sonda ne olacak? Diyelim ki işte tavşanı geldi, yılan yedi, yılanı geldi, aslan yedi. Ne oldu? Arkadaşlar en son aslanın bünyesinde o enerji depolu kaldı diyelim. En son aslanın hayatını kaybetmesi, toprağa düşmesi sonrasında mikroorganizmalar gelecek. Onları ayrıştıracak. O enerjiyi yine açığa ne yapacak? Çıkaracak arkadaşlar. Biz buna besin zinciri diyoruz. Bakın burada daha net olarak anlatabiliriz sevgili arkadaşlar sizlere. Üreticiler dedik, bitkidir arkadaşlar bu kesinlikle. Üreticiler kesinlikle nedir? Bitkidir. Daha sonra arkadaşlar böcek geldi, tamam mı? Bitkiden aldı enerjiyi. Bir kısmını yaşamak için, hoplamak zıplamak için kullandı. Geriye kalan %10'unu bünyesinde ne yaptı? Depoladı. Yılan geldi, ondan aldı, onu yedi. Ondan sonra onun bünyesindeki enerjiyi aldı. Kullandı, bir kısmını depoladı. Daha sonra arkadaşlar kartal geldi, yılanı yedi. Ne yaptı? Enerjisini aldı, uçmak için kullandı. Bir kısmını kendi vücudunda depoladı. Daha sonra yılanın ölmesi, kartalın ölmesiyle birlikte mikroorganizmalar onu ayrıştırdı. Ve arkadaşlar ne oldu? Enerji tekrar açığa çıktı ve atmosfere tekrar karıştı. Bakınız, bitkiler üreticidir. Otoburlar birincil tüketicidir. Onun dışında arkadaşlar yine otçullarla beslenen etçiller ikincil tüketicidir. Etçillerle beslenen etçiller de üçüncül tüketici olarak arkadaşlar devreye giriyor. Ama şunu görüyoruz biz, ne olursan ol sonun var yani. Bitkiysen otobur yer, otobursan etobur yer, etobursan gene seni etobur yer. Ama en sonunda seni mikroorganizmalar ne yapar? Ayrıştırır ve açığa çıkar arkadaşlar. Her şeyin bir üstü var. İşte biz buna enerji akışı ya da besin zinciri diyoruz. Otoburlar üreticilerden başlayıp otoburlara, etoburlara, etoburla beslenen etoburlara geçiyor arkadaşlar. Ve en son hikaye ayrıştırıcı noktasında son buluyor arkadaşlarım. Peki konuyu öğrendik. Gelin arkadaşlar gelelim çözümlü sorularla pekiştir bölümümüzdeyiz. Birlikte pekiştirelim.
Ekosistem birbiriyle ilişkili canlı cansız unsurlardan oluşur. Doğrudur. Buna göre ekosistem bu unsurlar arasında madde ve enerji dolaşımı ile kendini yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Besler demiş. Doğrudur. Yeniler demiş arkadaşlar. Yani evet doğrudur. Tüketir demiş. Yo öyle tüketme söz konusu değil. Sürekli kılar demiş. Doğrudur. Arkadaşlar bu enerji akışıyla birlikte ekosistem kendini besler, yeniler ve sürekli kılar. Çünkü sürekli bir enerji akışı vardır arkadaşlar. O zaman biz neyi alacağız? 1'i alacağız, 2'yi alacağız, 4'ü alacağız ve cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacak. Cıks cıks diyor ve doğru seçeneği işaretleyip devam ediyoruz. Geldim arkadaşlarım. Besin piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça birey ve tür sayısında azalma görülür. Doğrudur. Besin piramidi var. Yukarı doğru çıkıldıkça birey ve tür sayısında azalma görülür. Doğrudur arkadaşlar. Bu durumun oluşmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Canlıların birbirini yok etmesi arkadaşlar. Etçillerin otçulları tüketmesi. Aktarılan enerjinin azalması. Evet arkadaşlar aktarılan enerjinin azalması kesinlikle etkili olmuştur. %10 yasası diye bir şey vardır arkadaşlar. Yani ne yapıyorsun? Bitkiden aldığın enerjiyi kullanıyorsun. %10'unu depoluyorsun. Bir üst basamak senden aldığının %10'unu depoluyor. Bir üst basamak ondan aldığının %10'unu alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani burada enerji azaldığı için arkadaşlar üst piramidin üst kısımlarına doğru gittikçe canlı çeşitliliği ne yapar? Azalır arkadaşlar bilginiz olsun. Tamam. Geldik uygulama kısmına arkadaşlar. Yaban hayatı ekosistemin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu canlıların gün geçtikçe azalması da ormanların yok olması önemli bir etkendir. Buna göre haritadaki numaralı bölgelerin hangisinde bu durum daha belirgin olarak görülür demiş. Arkadaşlar bakıldığında şurası Amazon havzasıdır bilginiz olsun. Amazon havzasının olduğu yerde arkadaşlar ciddi miktarda Brezilya ormanları katletmekte. Ormanların tahribatı sonucunda da bu bölgedeki arkadaşlar canlı çeşitliliği zarar görmektedir. Burası dünyanın akciğeri olarak bilinen balta girmemiş yağmur ormanları Brezilya'nın etkisiyle her geçen gün zarar görüyor. Canlı çeşitliliği de azalıyor arkadaşlar. Besin zincirinde besin üretiminin enerjiye bağlı olduğu düşünülürse Türkiye'de aşağıdaki belirtilen ayların hangisinde bitkilerin besin üretiminin daha fazla olması beklenir diyor arkadaşlar. Aralık, Şubat, Mart, Haziran, Eylül. Arkadaşlar bakıldığında nereden odaklanacaktır? Haziran ayından odaklanacaktır arkadaşlar dedik. D seçeneğimiz cevabımız oldu arkadaşlar. Peki yukarıdaki gösterilen kimyasal süreç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakıldığında burada H2O diyor arkadaşlar. Işık, klorofilli bilgiler ve besin. Nedir? Bitkinin fotosentezi arkadaşlar. Fotosentez süreci var arkadaşlar. Burada da diyoruz. Güzel. Peki. Gelelim arkadaşlar. Enerji akışıyla alakalı konuşmuştuk ama bir kere daha burada toplayalım. Bir daha söylüyorum. Dünyadaki bütün canlılar arkadaşlar yaşamlarını devam ettirebilmek için bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Her canlının enerji ihtiyacı ise farklı farklıdır. Yani bünye büyüdükçe arkadaşlar enerji ihtiyacı da artıyor. Yani 60 kilogram bir adamın enerji ihtiyacıyla benim enerji ihtiyacım bir midir diye sorulduğunda hayır. Yani her canlının enerji ihtiyacı birbirinden arkadaşlar farklı farklıdır bilginiz olsun. Peki geldim. Besin zinciriyle birlikte arkadaşlar canlılar arasında dedik ki ne oluyor? Canlılar arasında bir enerji akışı meydana geliyor. Her canlı bir öncekinden aldığı enerjinin büyük bir kısmını kullanıp %10'unu vücudunda ne yapıyor arkadaşlar? Depoluyor. İşte buna sevgili arkadaşlar %10 kuralı ismi veriliyor sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Yine canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak arkadaşlar illaki yayılır. Güneş ekosisteminin temel enerji kaynağını ne yapıyor zaten? Oluşturuyor demiştik arkadaşlar. Peki gelelim. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakıldığında güneş. Güneşten enerji ne yaptı? Geldi arkadaşlar ısı ve sıcaklık olarak. Bitki bunu aldı. Fotosentezle beraber arkadaşlar enerjiye çevirdi. Bir kısmını büyümek, dal, yaprak açmak için kullandı. %10'unu kendisinde ne yaptı? Depoladı. O zaman bitki üreticidir. Ceylanımız, geyiğimiz seke seke geldi. Otu yedi. Otun bünyesindeki enerjiyi ne yaptı? Aldı arkadaşlar. Daha sonrasında sağa sola koşmak için, aslandan, zebradan, çıtadan kaçmak için enerjinin büyük bir çoğunluğu kullandı. %10'unu ise kendi vücudunda depoladı ki arkadaşlar birincil tüketici oldu. Daha sonra aslan acıkmıştı, koştu geldi, geyiği yakaladı, onu yedi ve bünyesindeki enerjinin arkadaşlar bünyesine aldı. Koşmak için
Zıplamak için o enerjiyi kullandı. %10'unu ise kendisinde ne yaptı? Depoladı arkadaşlar. İkincil tüketici. Daha sonrasında arkadaşlar aslanın ölmesiyle birlikte mikroorganizmalar devreye girdi ve enerji tekrardan açığa çıktı ki oradan da bitkiye ne yapacak? Dönecek tekrar. Peki hocam biraz önce üçüncül tüketici var dedin. Evet ama bütün arkadaşlar besin piramidinde her zaman üçüncül olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de şunu söyleyeyim, insanoğlu bu işin neresinde? İnsanoğlu bu işin en tepesinde arkadaşlar, piramidin en üst kısmında yer alır. Bilginiz olsun. Peki geldim. Aşağıdaki şemada canlılar arasında enerji akışı gösterilmiştir. Doğrudur. Bitkiler, otçullar, etçiller, ayrıştırıcılar. Şema incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Güneş ekosistemin tek enerji kaynağıdır. Doğrudur arkadaşlar. Görüyoruz. Otçullar yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan enerjiyi bitkilerden sağlarlar. Doğrudur. Bitkiler enerjisinin tümünü otçullara kullanır. Yok. Bak bitki ne yapıyordu? Güneşten aldığı enerjinin büyük bir çoğunluğunu kendisi için kullanıyordu zaten. Ne yapıyordu? Dal yaprak büyütmek için, işte kollarını genişletmek için, fotosentez yapmak için kullanıyordu zaten. Bünyesinde depoladığı kısmı sadece o tobulları ne yapar? Alır arkadaşlar. Peki geldim. Ekosistemde her canlıda değişime uğrayan ve tek yönlü olan bir enerji akışı vardır. Evet, yukarı doğru gidiyor. Buna göre şekilde verilen enerji akışlarından hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Güneşten üreticilere gelir. Güneşten ota gelir. Otunu alır zaten. Ayrıştırıcılardan tüketicilere yok. Ayrıştırıcılardan önce üreticilere yani ota geçmesi lazım. Böyle bir basamak yok. Üreticilerden otoburlara evet. Bitkiden de otoburlara geçiyor arkadaşlar. Bu da doğru. Yanlıştır dediği için arkadaşlar yalnız iki yani Bursa'yı alacağız. Cıks cıks diye ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pekiştirdik arkadaşlar. Burada da uygulayacağız öğrendiklerimizi. Arkadaşlar beslenme seviyesi üreticiler diyor. İkinci beslenme otoburlar tüketiciler. Üçüncü basamak arkadaşlar et oburlar arkadaşlar. İkinci tüketiciler var. Bu verilen şemada bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Enerji akışı tek yönlüdür. Doğrudur. Enerji akışı sırasında ısı açığa çıkar. Evet. Her canlıda ayrıştırıcılar enerji akışı vardır. Her canlıdan ayrıştırıcılar enerji akışı vardır. Yani her canlıdan ayrıştırıcılara enerji akışı var mı? Gördüğümüz gibi var arkadaşlar. Ayrıştırıcılardan üreticilere doğru enerji akışı vardır demiş. Ayrıştırıcılardan enerjiye doğru herhangi bir enerji akışı yok arkadaşlar. Sadece bitkilere doğru bir akış gerçekleşebilir. Her demesi doğru olmaz. Peki geldim. Yeryüzünde gelen güneş enerjisinin büyük bir kısmı sevgili arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Üreticiler tarafından alınır. Tutulur. Bu enerji yine üreticiler tarafından fotosentez yoluyla kimyasal üreticilere çevrilir arkadaşlar. Bitki ne yapıyordu arkadaşlar? Bitki ne yapıyordu? Üreticiler, tüketiciler olmuş. Bakteriler değil, üreticiler. Cevap burada. Arkadaşlar ne yapıyordu bitki? Bitki güneşten alan gelen enerjiyi alıyordu bünyesine. Fotosentez yapıyordu ve onu kimyasal enerjiye çeviriyordu. Doğru mudur arkadaşlar? Sonrasında da besin zincirine dahil olması için elinden gereken çabayı sarf ediyordu. Peki geldim arkadaşlar madde döngülerine. Şimdi hocam burayla alakalı soru gelir mi? Gelebilir. Ancak arkadaşlar çok zor mu gelir? Hayır. Elimden geldiği kadar yine basite indirgeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldim arkadaşlar karbon döngüsüne. Madde döngülerinden karbon döngüsüne. Peki hocam madde döngüsüne. Arkadaşlar inorganik maddelerin sürekli olarak cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında aktarıldıktan sonra cansız ortama tekrar geri verilmesine madde döngüsü denir arkadaşlar. Biz bu madde döngülerine tek tek bakacağız arkadaşlar. Karbon döngüleri var. İşte su döngüsünü zaten gördük. Oksijen döngüsü var. Azot döngüsü var. Bunları birlikte konuşacağız. İşi hiç uzatmayacağım. Kafanızı hiç karıştırmayacağım. Sadece sorularda geldiği kadar, sadece bilmeniz gerektiği kadarını vereceğim ve devam edeceğiz, gideceğiz. Arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Karbon döngüsüne bakıldığında arkadaşlar 4 büyük ortamda gerçekleşebilir. Litosferde karbon dengesi olur mu? Olur arkadaşlar. Kömür, kireç taşı, petrol, volkanizma gibi faaliyetlerle. Canlılar içerisinde karbon döngüsü olur. Suda olur, havada olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki karbon döngüsü nasıl olur? Hiç işi uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar bakın şimdi. Şunu biliyorsunuz zaten. Atmosferdeki gazların %78'ini azot, %21'ini oksijen, %1'ini ise asal gazlar oluşturur. Asal gazlar içerisinde oranı en az olan ise karbon gazıdır demiştik. O günde arkadaşlar yine TYT müfredatında konuşmuştuk. Şimdi karbon arkadaşlar evet oranı azdır ama
O gün de söyledik, iklim üzerinde en etkili olan gazdır diyoruz. Küresel ısınma meydana geliyor ki etkisi sebebi de bu karbon gazı. Peki karbon gazı neden küresel ısınmaya sebep oluyor? Çünkü insanoğlu karbon döngüsünü bozma eğiliminde, dünyada karbonun oranını artırıyor. Bu da küresel ısınmaya sebep oluyor arkadaşlar, bilginizde. Peki hocam karbon döngüsü nedir, nasıl olur? Arkadaşlar karbon ne şekilde üretilir, ne şekilde tüketilir, bunu bilmeniz gerekiyor. Bu karbon döngüsü oluyor işte. Karbon dünyada hiç bitmiyor. Bir taraftan üretilirken bir taraftan tüketiliyor. Bir taraftan üretiliyor, bir taraftan tüketiliyor. Bu olaya karbon döngüsü deniyor. Peki hocam karbon ne şekilde, dikkat et, üretilir? Arkadaşlar karbon iki şekilde üretilir arkadaşlar. Bakınız şuraya dikkat. Bir arkadaşlar solunumla birlikte karbon üretimi. Karbon üretimi. Bak ben şimdi konuşuyorum, ders anlatıyorum sabahtan beri. Oksijen aldım, karbondioksit verdim. Oksijen aldım, karbondioksit verdim. O zaman ben şu anda solunumla birlikte karbon üretiyorum. İki arkadaşlar, fosil yakıt yakılmasıyla karbon üretilir. O zaman karbon iki şekilde üretilir. Bir solunum, bir de fosil yakıtların yakılmasıyla birlikte. Nasıl oluyor hocam bu diye sorulduğunda, kömürü yakarsan, petrolü yakarsan, doğalgazı yakarsan duman çıkar. Hah! O dumanın adı karbon işte arkadaşlar, bilginize. O zaman unutma iki şekilde karbon üretimi var, bil yeter. Bir arkadaşlar solunum, iki fosil yakıtların yakılması. Peki hocam karbon tüketimi nasıl olur arkadaşlar? Hocam karbon tüketimi nasıl olur diye sorulduğunda hemen iki şey var. Bir, fotosentez ile. Nasıl hocam? Bitkiler fotosentez yaparken karbondioksit alır, oksijen verirler. Gündüz ama. Bu yüzden de arkadaşlar bitkilerin fotosentez yapması kesinlikle karbon tüketimine sebep olur. İki arkadaşlar, deniz canlılarının kabuk yapımı sırasında yine arkadaşlar karbon tüketimi gerçekleşir. Hocam o nasıl olur? Suyun içerisinde çözülmüş bir karbon vardır. Bu karbonu arkadaşlar deniz canlılar alır, kabuk yapmak için kullanır. Bilginiz olsun. O arada arkadaşlar, o arada lütfen dikkat ediniz. Suyun içerisinde tekrardan karbon çözünür. Buna bağlı olarak da karbon tüketimi gerçekleşir. İşte bu olaya karbon döngüsü denir. Hocam karbon ne şekilde üretilir? Bir, solunum. İki, fosil yakıtların yakılmasıyla. Peki hocam karbon ne şekilde tüketilir? Bir, fotosentezle. İki, sevgili arkadaşlar, deniz canlılarının kabuk yapımı sırasında diyeceğiz. Peki devam. Arkadaşlar konuyu öğrendik. Şimdi gelelim arkadaşlar pekiştirme sorularını çözmeye. Sıra geldi pekiştirme sorularını çözmeye arkadaşlar. Peki bakalım. İnsan faaliyetleri karbon döngüsünde dengeyi bozmuştur. Doğru. Sanayi devriminden günümüze kadar insanların her yıl artıran enerji ihtiyaçlarını karşılamak için fosil yakıtların kullanılması ve bu kullanımın sürekli artması, ayrıca orman alanlarının giderek daralması karbon döngüsünü bozmuştur. Bozduğu için de küresel ısınma meydana geliyor işte. Bu açıklamalardan yola çıkarak haritada işaretli bölgelerin hangisinde sanayiye bağlı olarak atmosfere salınan karbon miktarı daha azdır? Hangisinde sanayi gelişmemiştir diyor. Avrupa gelişmiş, sanayi bol. ABD'nin doğusu gelişmiş, sanayi bol. Japonya, Çin, Güneydoğu Asya gelişmiş, sanayi bol. Avustralya gelişmiş, sanayi bol. Ama arkadaşlar 3 sevgili arkadaşlar, kesinlikle Afrika çok da sanayi yok. Yalnız 3 var mı? Yok. 3'ün yanına diyor illa sen bir şeyi ekle diyor bana. 3'ü banko aldım ben, yanına bir şey ekleyeyim. Arkadaşlar dünyada nüfusun, sanayinin en çok yoğunlaştığı yerler bu 3 yerdir. O zaman Avustralya diğerlerine nazaran daha az olduğu için onu aldık. 3 ve 5 dedik, cevabımız E seçeneği oldu. Cıks cıks dedik, geçtik arkadaşlar. Peki geldim. Karbon döngüsü atmosfer, biyosfer ve litosfer, hidrosfer arasında gerçekleşir. Buna rağmen bazılarında hızlı, bazılarında yavaş gerçekleşir. Doğrudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle atmosfer arasındaki karbon döngüsü daha yavaş olur demiş arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi bakıldığında arkadaşlar bitkilerle günübirlik. Okyanuslarda oluyor, kayaçlarda oluyor, hayvanlarda oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ancak sevgili arkadaşlar insanlarla daha geç gerçekleşiyor, daha yavaş gerçekleşiyor, bilginiz olsun dedik. Geldim arkadaşlar, pekiştirdik. Şimdi bildiklerimizi burada uygulayacağız arkadaşlar. Karbondioksit atmosferde sera etkisi oluşturarak sıcaklıkların daha fazla artmasına neden olur. Bu olay nüfusun ve sanayinin geliştiği yerlerde daha fazladır.
Buna göre haritada numaralı bölgelerin hangisinde sera etkisi oluşturacak kadar karbondioksit birikimi olmaz? Hangisi gelişmemiştir diyor. Gelişmiş, gelişmiş, gelişmiş. Hindistan'da nüfus fazla. Neresi? İki. Niye iki? Çünkü iki Amazon havzası, balta girmemiş gül ormanlar, yerleşme çok yok, sanayi yok, insan yok. O zaman da karbon salınımı yok arkadaşlar. Sıkıntı, problem yok. Peki geldim. Yukarıdaki açıklamaya göre haritada numaralı bölgelerin hangisinde bu durum daha az görülür demiş. Sanayinin geliştiği bölgelerde atmosferdeki karbon oranı artar. Bu nedenle hava kirliliği oluşur demiş. Sanayi var, sanayi var, sanayi var. Bu mu bu mu diye sorulduğunda bunda da sanayi var. Niye? Burası Güney Afrika Cumhuriyeti. Peki geriye ne kaldı? Arkadaşlar 5 kaldı. 5 çok uç nokta. Orada sanayi falan yok dedik. Cıks cıks dedik. İşaret dedik. Peki karbon dolaşımını anlamışız ki gelen sorularda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar oksijen döngüsüne ve ardından da arkadaşlar azot döngüsüne. Şimdi hocam oksijen döngüsü nedir diye sorulduğunda dünyada arkadaşlar oksijen hiçbir zaman kaybolmaz. Bir taraftan üretilir, bir taraftan tüketilir. Sürekli bir döngü halindedir. Buna da oksijen döngüsü denir basitçe. Peki hocam oksijen ne şekilde üretilir, ne şekilde tüketilir? Bunlara dikkat edeceğiz. Arkadaşlar gene ayrıca yazayım ki üretimi, oksijenin üretimi bir de tüketimi arkadaşlar. Şimdi oksijen diye de yazalım. Şunu biliyorsunuz zaten yani dünyadaki arkadaşlar gazların %21'ini oksijen oluşturuyordu arkadaşlar. Peki oksijen ne şekilde üretilir, ne şekilde tüketilir? Arkadaşlar oksijen ne şekilde üretilir? Bir, bitkilerin arkadaşlar fotosentezi ile. Bitki ne yapıyordu? Karbondioksit alıyor, o oksijen gönderiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bir kere fotosentezle beraber oksijen üretimi gerçekleşiyor. İki, arkadaşlar suyun fotolizi ile. Suyun fotolizi ile de sevgili arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Suyun fotolizi ile de arkadaşlar yine oksijen üretimi gerçekleşiyor. Hocam suyun fotolizi ne? Arkadaşlar su biliyorsunuz ki H2O'dan oluşur. Yani 2 hidrojen bir oksijenden suyun elementlerine ayrılmasıyla birlikte, fotolize olmasıyla birlikte arkadaşlar hidrojen ve oksijen ayrılır ve oksijen üretimi gerçekleşir. O zaman oksijen nasıl üretilir diye sorulduğunda bir arkadaşlar unutmayacaksınız bitkilerin fotosenteziyle, iki arkadaşlar suyun fotoliziyle. Peki geldim oksijen ne şekilde tüketilir? Sabahtan beri tüketiyorum arkadaşlar. Solunumla birlikte arkadaşlar oksijen tüketilir. Bu oksijenin kafası. Onun dışında sevgili arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Bir de yanma ile arkadaşlar. Yanma ile de ne yapılır? Oksijen tüketilir. Hocam oksijen yanar mı? Yanar arkadaşlar. Zaten yanan şey oksijendir, havadır. Hatırlasana soba yanmıyor. Karıştırıyorsun karıştırıyorsun yanmıyor. Karıştırıyorsun karıştırıyorsun yanmıyor. Sonra üflüyorsun yanıyor. E hocam ben karbondioksit üfledim. Öyle değil bak. Sen böyle yaptın mı orada bir alçak basınç alanı oluşturuyorsun. Oksijen de hemen senin karbondioksitin peşine oraya giriyor. Ateşle temas eder etmez tutuşuyor ve yanmaya başlıyor arkadaşlar. Ve böylelikle de oksijen tüketiliyor. Peki gelelim. Bir de arkadaşlar azot tüketimi var. Şurada güzel bir şeması var, onu da buradan anlatayım. Şimdi arkadaşlar atmosferdeki gazların büyük bir çoğunluğunu ne oluşturuyordu? Azot oluşturuyordu. Biliyorsunuz arkadaşlar atmosferdeki gazların %78'ini azot oluşturur arkadaşlar. Ama şunu asla unutmayın. Hiçbir canlı azotu doğrudan kullanamaz. Aranızda şunu diyen var mı? Ne azot çektim be! Böyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Yani hiçbir canlı azotu doğrudan ne yapamaz? Kullanamaz. Nokta. Peki hocam azot nasıl kullanılır? Arkadaşlar nitrit ve nitrata dönüşmesi gerekir. Peki nasıl olur? Arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Atmosferdeki gazların %78'ini isterseniz ben şöyle göstereyim. Ne oluşturur diye sorulduğunda atmosferdeki gazların %78'ini azot oluşturur ama hiçbir canlı azot doğrudan kullanamaz. Arkadaşlar bir yıldırım düşmesi 2 arkadaşlar, 2 volkanik patlamalarla birlikte, lütfen buraya dikkat, coğrafyayı bizi ilgilendiren kısmı bunlar. 2 volkanik patlamalarla birlikte, volkanik patlama ile birlikte arkadaşlar, atmosferdeki azot nitrit ve nitrata dönüşür. Tekrar ediyorum, atmosferdeki gazların %78'ini azot oluşturur. Hiçbir canlı azotu doğrudan kullanamaz, unutma bunu. Volkanik patlamalar ve yıldırım düşmeleriyle birlikte atmosferdeki azot nitrit ve nitrata dönüşür ve havada asılı kalır. Yağmur sularıyla birlikte o asılı kalan nitrit ve nitrat doğrudan toprağa iner.
ve toprak da arkadaşlar azot bağlayıcı bakteriler tarafından. Özellikle arkadaşlar baklagiller, nohuttur, fasulyedir, mercimektir. Bunlar sevgili arkadaşlar azotu bünyelerine alır. Bunlar aracılığıyla da, baklagiller aracılığıyla da arkadaşlar nereye gider? Besin zincirine dahil olur. Daha sonra arkadaşlar canlıların bünyesinde azot bulunur. En son canlının hayatını kaybetmesi ve ölmesi sonucunda ayrıştırıcılar, mikroorganizmalar devreye girer, ayrıştırır ve bunun sonucunda arkadaşlar azot tekrardan açığa çıkar. O zaman unutma, atmosferdeki gazların %78'ini azot oluşturur. Hiçbir canlı azotu doğrudan kullanamaz. Peki atmosferdeki azot neyle nitrit ve nitrata dönüşür? 1. Yıldırım düşmesi. 2. Volkanik patlama. Sonrasında onlar asılı kaldı. Yağmur suları nereye düştü? Toprağa. Peki besin zincirine kim dahil ediliyor? Oraya dikkat et. Besin zincirine azotu dahil edenler daha çok baklagillerdir. Unutmayınız. En son azotu bünyesine alan canlının hayatını kaybetmesiyle birlikte de arkadaşlar ne olacaktır diye sorulduğunda hemen söyleyelim. Mikroorganizmalar ayrışıp devreye girecek. Azotu tekrardan atmosfere gönderecektir. Peki konuyu öğrendiysek arkadaşlar bilmeniz gerektiği kadarıyla şimdi arkadaşlar pekiştir kısmıyla pekiştirelim. Peki bakıyoruz. Yukarıdaki verilen örneklere madde döngüleri eşleştirildiğinde hangisi doğru olur demiş arkadaşlar. Besin maddelerinin oksidasyonu ile tüketilir demiş. Besin maddelerinin oksidasyonu ile tüketilir demiş sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu oksijen yani oksitlenme bu. Yani oksitlenme, paslanma arkadaşlar. Bu oksijen döngüsü hemen yanına yazayım. Oksijen döngüsü tamam. Onun dışında arkadaşlar deniz hayvanları ve bitkilerin ölümü ile birlikte dibe çöker ve kayaçların içinde depo edilir. Bu karbon arkadaşlar, karbon döngüsü. Atmosferde yıldırım ve volkanik faaliyetlerle deyince bu da azot döngüsü. Arkadaşlar 3 azot olacak. 1 arkadaşlar oksijen olacak. Aha da cevabı bulduk. 2 de karbon olacak. Cevabımız C seçeneği dedik. Cıks cıks dedik. İşaretledik. Geçtik arkadaşlar. Peki geldim. Atmosferde oksijen olmak üzere 3 şekilde bulunur. Atomik oksijen, moleküler oksijen ve ozon oksijeni. Doğrudur arkadaşlar. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Moleküler oksijen solunum için gereklidir. Kesinlikle doğrudur. Moleküler oksijen litosferdeki en yaygın elementtir. Doğrudur. Ozon biyosferi ultraviyole ışınların zararlardan korur. Doğrudur. Biliyorsunuz ozon tabakası var. Güneşten gelen zararlı ışınları o tutar arkadaşlar. Atomik oksijen deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda kullanılır. Alakası yok arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Cıks cıks. Kabuk yapımında ne kullanılıyordu? Karbon kullanılıyor arkadaşlar. Öyle atomik oksijenin falan kullanıldığı yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki. Öğrendik, pekiştirdik. Gelelim arkadaşlar öğrendiklerimizi burada ne yapalım? Uygulayalım şimdi. Geldik. Ormanların olduğu yerlerde fotosentez olayı daha çok gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Bakalım. Buna göre haritada numaralandırılmış bölgelerin bitki örtüsü göz önüne alındığında hangisinde fotosentez olayının daha fazla gerçekleştiği görülür? Fotosentez olayının daha çok gerçekleştiği görülür demiş arkadaşlar. Tabii ki bitkilerin olduğu yer neresi arkadaşlar? Burası. O zaman burada arkadaşlar o Amazon ormanlarında bitki bolsa, sıcaklık var, su var. O zaman fotosentez fazlaca ne yapar? Olur. Güzel. Geldim. Diyen bir araştırmacı bu görüşünü yukarıdakilerden hangilerine dayandırabilir diyor arkadaşlar. Atmosferdeki gazların %78'ini azotun oluşturması. Okey. Litosferde atmosfer arasında azot döngü halinde olması. Ha, azotun esas kaynağı atmosferdir diyen bir kişi. Atmosferdeki gazların %78'in azot olması olur. Litosferde atmosfer arasında azotun döngü halinde olması diyor arkadaşlar. Olmaz. Azotun yağışlarla yeryüzüne düşmesi olur. Bitkilerin çürümesiyle azotun atmosfere karışması. O zaman azotun esas kaynağı atmosferdir diyen atmosferden gelenler alacak. %78'in azot olması, azotun yağışlarla yeryüzüne düşmesi o zaman atmosfer olduğunu gösteriyor. Bu kanıtlıyor. O zaman 1 ve 3 yani B seçeneği cevabımız olacak arkadaşlar. Cıks cıks dedik. Peki geldim. Yukarıdakilerden hangisi oksijenin atmosferde artmasını sağlayan etkenler arasında yer almaz demiş arkadaşlar. Yani oksijen üretiminden bahsediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Suyun fotoliziyle olur. Karbon döngüsüyle olmaz. Fotosentez de olur. Azotun açığa çıkmasıyla olmaz. 2 ve 4 cevabımız olacak arkadaşlar. Nerede? D seçeneğinde yer alıyor. Bu yüzden cevabımız cıks cıks dedik arkadaşlar. Oksijen ne şekilde üretiliyordu? 1. Suyun fotolizi.
İki arkadaşlar, bir daha söylüyorum, bitkilerin fotosentezi ile dedik. Peki, böylelikle sevgili arkadaşlar ne yaptık? Birinci adımın konu kısmını, yani öğren kısmını, pekiştir kısmını, uygula kısmını bitirdik. Şimdi arkadaşlar geldik birinci adım tarama testine. Şimdi videoyu durduruyorsunuz arkadaşlar. Önce kendi kitabınızdan adım tarama testlerini çözüyorsunuz. Sonrasında geliyorsunuz, birlikte arkadaşlar soruları çözüyoruz. Eksiklerinizi, yanlışlarınızı daha net öğreniyorsunuz. Hadi bakalım. Gelin başlayalım biz. Mercanlar denizlerdeki canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yerleri oluşturur. Doğrudur. Buna göre haritada numaralı bölgelerin hangisinde mercan çeşitleri daha fazla yer kaplar? Arkadaşlar, mercan dediğimiz canlılar ekvator çevresindedir. Ekvator çevresinde deniz suyu sıcaklığı yüksek olduğu için o bölgede yaşarlar. Mercan deyince aklımıza Avustralya çevresi ya da ekvator çevresi gelecek. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Cıks cıks dedik, işaretledik. Atmosferdeki nem oranının artması iklimin ılımanlaşmasını sağlar. Yukarıdaki bilgiye göre haritadaki moralandırılmış bölgelerin hangisinde ılıman iklim görülmez demiş sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakıldığında deniz kenarı, deniz kenarı, deniz kenarı ve deniz kenarı. Buralar nemlidir ve buralarda ılıman iklim koşulları hüküm sürer. Ancak burası arkadaşlar kara içerisindedir. Dolayısıyla karasaldır. Bu yüzden de arkadaşlar burada ılıman iklim hüküm sürmez. Bu yüzdendir ki cevabımız D seçeneği olmalı arkadaşlar, bilginize. Akarsuların yukarı çığırında canlı tür çeşitliliğinin az olmasında faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Enerjinin azalması, besinin az olması, insan faktörünün etkisinin az olması. Bir kere insan faktörünün etkisinin az olması olmaz. Besinin az olması, evet olur. Plankton kaynakta daha azdır arkadaşlar. Enerjinin az olması değil arkadaşlar. Kesinlikle neden akarsuyun yukarı çığırında, yani kaynak kısmında canlı çeşitliliği daha azdır? Çünkü o bölgelerde arkadaşlar besin maddesi daha azdır. Bilginiz olsun. Yeryüzünde canlıların yaşamaya başladığı dönemde günümüze kadar geçen süreçte birçok canlı türü ortaya çıkarken bazıları da yok olmuştur. Bu durumun oluşmasında etmenlerinden hangileri etkili olmuştur? Dünyanın şekli. Yok. Kıtaların hareketi, evet. İklim değişiklikleri, evet. Arkadaşlar, canlıların dağılışını etkileyen paleo coğrafik faktörler vardı. Kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri paleo coğrafik faktörlerdir. Bu yüzden de cevabımız E seçeneğidir. Bilginiz olsun. Geldim. Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisi yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümünün yaşayabilecekleri sıcaklık değerine uygun olmayan bir bölgedir. Hangisi diyor kutuptur, hangisi diyor soğuktur. Haritaya baktım mı görüyorum. 1. Burası arkadaşlar Grönland ve çok soğuk. Dolayısıyla dünyadaki birçok canlı o soğukta yaşayamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu paragrafta belirtilen noktalı yerlere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Jeolojik zamanlar içerisinde en son iklim değişikliği Senozoik zamanda gerçekleşmiştir. Bu dönemde buzul dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde kutuplarda, dağlarda buzulların alanı genişlemiş. Canlı türleri daha sıcak bölgelere göç ederken bazı canlı türleri de yok olmuştur. Değişen koşullara adapte olan canlı türleri ise varlığını günümüze kadar sürdürebilmiştir. Geçmiş dönemden günümüze kadar varlığını koruyabilen bitkiler kalıntı, yani relikt bitki olarak ifade tanımlanır. Geçmiş dönemlerden günümüze kalan bitkilerden bazıları yalnızca bir alanda tutunabilmiştir. Sadece bir yerde yetişen bu bitkilere de endemik bitki denir. Biliyorsunuz biz bunu TYT'de konuşmuştuk. Sadece bir yerde görülen, sadece bir yerde yetişen bitki endemik. Eski jeolojik zamanlardan kalan da relik diyoruz. Relik ve endemik olacak arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği, cıks cıks dedik ve geçtik. Unutma, eski jeolojik zamanlardan kaldıysa relik, sadece bir yerde yetişiyorsa o zaman endemik demiştik. Peki geldim. Besin zinciri belli bir alanda yaşayan canlılar arasında beslenme ilişkilerini ifade etmektedir. Bu ilişki ağı içinde enerji bir canlıdan diğerine geçmektedir. Buna göre besin zincirinde canlıların en alt basamaktan en üst basamağa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? En altta bitki var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Onun altında arkadaşlar çekirge var. Çekirgeyi de neyer? Kurbağa yer. 1, 2 ve 3 olması gerekiyor. En alt basamaktan en üste doğru arkadaşlar. Bitki zaten neydi? Üreticiydi. En altta yer almak zorundaydı arkadaşlar. Kurbağa da çekirge yediğine göre en üstte o yer alıyor arkadaşlar. Ekonomik etkinliklerde yoğun bir şekilde su kullanılan insan su döngüsüne önemli ölçüde müdahale etmektedir. Kentleşme ve sanayileşme su döngüsünü olumsuz yönde etkilemektedir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde su döngüsüne müdahale daha fazladır demiş. Yani diyor ki hangisinde insanoğlu daha fazladır? Tabii ki arkadaşlar dünyada nüfusun yoğun olduğu yerleri hatırlayacaksın.
dünyada nüfusun yoğun olduğu yer Batı Avrupa, ABD'nin doğusu Güneydoğu Asya. Buralarda tabii ki insan müdahalesi daha fazla olacak. Hem su hem de çevre üzerinde. Peki geldim. Öğretmenin verdiği çalışmalar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Mehmet öğretmen öğrencilerine şu konularda araştırma yapmalarını istemiş. Baran, havadaki karbondioksidi, topraktaki suyu ve mineralleri alarak güneş enerjisinin yardımıyla besin maddesi üreten canlılar demiş arkadaşlar. Burada kesinlikle üreticiler var. Üreticiler, canlar onlar. Ayşegül, ekosistem oluşturan canlıların enerji sağlamak amacıyla birbirleri üzerinden beslenme sonucu oluşan karmaşık ilişki, besin zinciri var arkadaşlar. Arzu, belirli bir yerde, belirli bir uyum içinde bulunan canlı ve cansız demiş ekosistem arkadaşlar. Canlı ve cansız varlıkların bir araya geldi. Benzer kelimesi arkadaşlar, sihirli kelimemdi. Bu da biyom arkadaşlar. Besin zinciri var, üreticiler var, biyom var, ekosistemler var. Ama tüketicilerle alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden de cevabım D seçeneği oldu. Benzer bitki ve hayvan deyince arkadaşlar, biyom. Canlı ve cansız varlıklar deyince ekosistem, yaşam alanı deyince habitat, o alanda canlının görevi, işi deyince de niş diyeceksiniz, unutmayınız. Nişliyorla nişliyek. Peki geldim arkadaşlar, devam. Nüfusun çok olduğu bölgelerde insanların madde döngülerine etkileri fazladır. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde bu etki daha azdır? Hangisinde nüfus seyrektir diyor. Güneydoğu Asya yoğun nüfuslu, Avrupa yoğun nüfuslu, ABD'nin doğusu yoğun nüfuslu. Ama 4 büyük sahra, orası tenhadır. O sıcakta, o çölde çok da adam olmaz arkadaşlar, bilginize. Peki geldim. Metinde noktalı yer aşağıdakilerden hangisi yazılsa bilgi doğru olur diyor. Okumamız gerekiyor. Topraktaki ve bazı bitkilerin köklerinde bulunan nokta nokta bağlayıcı. Ben sana söyleyeyim, azot bağlayıcı arkadaşlar. Bakteriler sayesinde bitkiler nitratlar alır ve yapraklarına katar demiş. Azot besin zinciriyle bitkilerden otçulara, otçulardan da etçilere geçer. Ölen bitki hayvanlar ayrıştırıcılar tarafından parçalanır. Mikroorganizmalar tarafından nitrit ve nitrata dönüştürülür ve böylece azot döngüye katılmış olur diyor. Arkadaşlar burada azot döngüsünden bahsediliyor. Ne demiştik? Atmosferdeki azot %78'di ama hiçbir canlı azotu doğrudan ne yapamazdı? Kullanamazdı. Ancak demiştik sevgili arkadaşlar, ancak demiştik volkanik patlamalar yıldırım düşmeleriyle nitrit ve nitrata dönüşür. Oradan yeryüzüne düşer ve azot bağlayıcı bakteriler tarafından da besin zincirine dahil edilir demiştik. Su ekosistemleri için yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Okyanus akıntıları ısı dağılımını dengeler. Tabii sıcak okyanus akıntıları alıp götürüyor sıcaklığı kutuplara doğru. Hava ile su arasında ısı alışverişi sıcaklık dağılışını dengeler. Tabii ki dengeler. Burada da sıkıntı yok. Sıcak ve soğuk akıntıların karşılaşma alanı biyoçeşitlik bakımından oldukça zengindir. Tabii ki sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaştıkları yerlerde balık tür ve çeşitliliği çok fazladır. Hatta büyük ülkeler, Norveç gibi, Şili gibi balıkçılıkla uğraşan ülkeler gidip bu bölgelerde yıllık avlanma gerçekleştirirler, bilginize. Peki geldim. Yukarıda verilen tanımlar aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? Canlı ve cansız. Hemen canlı ve cansız ekosistem arkadaşlar, bitti. Canlıların değişen ortam şartlarına uyum sağlaması. Uyum sağlama dedi, adaptasyon. Bitti. Adaptasyon bitti. Bir bölgede yaşayan bitki topluluklarıdır. Bir bölgede yaşayan bitki topluluklarıdır. Bitki ise arkadaşlar flora oluyor. Peki geldim. Ekosistem adaptasyon fauna olmaz. Fauna hayvan demek. Arkadaşlar ekosistem adaptasyon flora. Aha da cevabım bu. D seçeneği olacak. Buradaki kavramları bilmemiz isteniyor arkadaşlar. Hikaye bu. Peki geldim. Ekosistemlerin devamı için gibi durumlardan hangileri gereklidir? Enerji akışı gereklidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Madde döngüsü gereklidir. İklim değişimine gerek yok. Volkanizmaya gerek yok. 1 ve 2 bizim cevabımız olmalı. Yani A seçeneği cevabımız gençler. Yukarıdaki verilen unsurlar aşağıdakilerden hangisini oluşturmaktadır? Yağ, protein, karbonhidrat, vitamin arkadaşlar. Ekosistem oluşturuyor bunlar, biliyorsunuz arkadaşlar. Ekosistemin cansız unsurlarından kimyasal öğe, ekosistemin canlı öğelerini değil, ekosistemin bütün olduğunu değil, ekosistemin küçük bir parçasını, ekosistemin madde döngüsünü arkadaşlar. Yani ekosistemin cansız unsurlarının kimyasal öğelerini demiş arkadaşlar. Yani aynen öyle diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Buna göre haritada numaralı bölgelerin hangisinde tropikal yağmur ormanları biyomu görülmez demiş. Tropikal, 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 tropikal. Burada görülmez arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Cix cix orası. Avustralya çünkü. Peki geldim. 17 ve 18'in soruları diyor. Bu paragrafa göre çözüm. İyi.
Biyoçeşitlilik yalnızca tür çeşitliliği olarak düşünülmemelidir. Bu bölgedeki genler, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu çeşitlilik iklimlerin nemli ve sıcak olduğu yerlerde daha fazladır. Yukarıdaki parçaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Biyoçeşitliliğin canlı sayısı azdır. Biyoçeşitlilik dünyanın her yerinde aynıdır. Biyoçeşitlilik canlı sayısı ve çeşitliliğini kapsar. Canlı çeşitliliği, türler ve genler kapsar demiş. Arkadaşlar burada biyoçeşitliliğin canlı sayısı azdır. Öyle bir şey yok. Çok fazla. Biyoçeşitlilik dünyanın her yerinde aynı da değildir. Ekvatorda fazla, kutuplarda azdır örneğin. Biyoçeşitlilik canlı sayısı ve çeşitliliğini kapsar. Canlı çeşitliliğin türler ve genleri kapsar demiş. Doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Paragraftan çıkarttıklarımızdan göre. Yukarıdaki açıklamaya göre haritada numaralı alanların hangisinde biyoçeşitlilik daha fazla olur? Artık bunu senin çözmen lazım. Biyoçeşitlilik en fazla nerededir? Ekvatordadır. Yağış miktarının fazla, sıcaklığın yüksek olduğu yerdedir. Hocam nerededir? C'dedir arkadaşlar bilginize. Ekvatorun nerede olduğunu bileceksiniz ya da size öğreteceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam. Kurak bölgelerde bitki örtüsü cılızken nemli bölgelerde gülleşir. Doğrudur. Su hayattır çünkü arkadaşlar. Su hayattır. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangilerinde bitki örtüsü cılızdır? Hangisi kuraktır diyor arkadaşlar. Ekvator yağışlı arkadaşlar. Ilıman okyanusal iklim yağışlı. Bir çöl. İki çöl arkadaşlar. Bir ve iki cevap yapıyoruz. Bir de ne var hocam? Victoria çölü var. Hocam iki de ne var diye sorulduğunda burada da Gobi çölü var deyip geçebiliriz. Peki geldim 20. soru. Buna göre yukarıda haritada gösterilen yerlerden hangisinde ot obur hayvan sayısı diğerlerine göre daha fazladır demiş arkadaşlar. Ot obur hayvan sayısı daha fazlaysa ot alacaksın arkadaşlar. Yağışın, yağmurun bol olduğu yer. Yani et obur nerede fazladır? Gene ben buraya alırım. Niye? Çünkü canlı tür ve çeşitliliği en fazla nerede? Ekvatorda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buna göre aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yaşam alanı diğerlerine göre daha geniştir demiş. Adaptasyon yeteneği gelişmiş olan canlılar hemen hemen dünyanın her yerinde rastlayabilirsiniz diyor. Buna göre aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yaşam alanı diğerlerine göre daha geniştir demiş. Martı, kartal, kelaynak, kurbağa, salyangoz arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Martılar genellikle deniz kenarlarındadır. Doğru mudur? Kelaynak kuşlarının nesli tükenmek üzere arkadaşlar Şanlıurfa'da. Hangisinin alanı dardır desem bunu alırdım. Kurbağa arkadaşlar suyun olduğu her yerde ne yapar? Yaşar. Bu yüzden de kurbağayı ne yapacaksınız? Alacaksınız dedik. Peki. Böylelikle arkadaşlar birinci adımın adım değerlendirme testlerini bitirdik. Sizden ricamız şu. Hemen yanlışlarınızı buradan arkadaşlar karşılaştırın bakın. Ardından arkadaşlar kazanımlarınızı takip edin. Hangi kazanımda yanlışınız varsa dönüp o kazanımı tekrar edebilirsiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Esen kalın diyorum. Hadi bakalım. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.